Böyle Bunu bozmayın diyorum. böyle bir milleti temsilen siyasilerin çok daha tabii sorumlu hareket etmesi gerekiyor takdir edersiniz ki. Hele de bunu deneyimlemiş, yıllar öncesinde bu zorlukların içinden geçmiş siyasilerin, siyasi liderlerin topluma daha akılcı, daha serin kanlı, daha yatıştırıcı demeçler vermesi bekleniyor ki bu konuda da aslında sizin kimi açıklamalarınız eleştirildi. Siz diyorsunuz ki yanlış anlaşıldım. Ama belki de bu yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek ve daha netlik kazandırmak için birkaç açıklamanızı gündeme getireceğim. Evet. Örneğin güvenliği emanet ettiğimiz kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmezse ki biraz önce de bunu belirttiniz. Vatandaş geri kalmaz. Milletin kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır dediniz. Yani milletin kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır cümlesi aslında biraz ucundan, orasından, burasından çok rahatlıkla çekilebilir. Yani o zaman asker, polis, jandarma beni koruyamazsa ben o zaman silaha sarılır, kendimi korurum. Hakkı mıdır bu? Evet. Eğer böyle bir haksa, yani hak ettiği halde, haklı olduğu halde hakkını aramak için silahlı mücadele ya da silahtan medet ummak ne kadar meşrudur? Silahlı mücadele diyen yok. Orada silahlı mücadeleye sarılır diyen de yoktur. Ama bakın, bugün İstanbul Büyükşehir daha başından daha güvensiz hale gelmiştir. İstanbul'da bir kadın karanlık bastığı zaman sokakta komşusuna gidememektedir. Bırakın karanlık basmayı, sokakta gündüz gözüne gidememektedir. Şimdi, ama burada bir çelişki yok mu Sayın Yazıcıoğlu? Evet. Çünkü biraz önce dediniz ki sağduyulu bir millet dediniz. Evet. Ama sağduyulu bir milletin yaşadığı bir toplumda bir kadın rahatlıkla gecenin bir saatinde dolaşıyor olabilmeli. O zaman burada bir çelişki var. Millet sağduyulu da milletin güvenliğini emanet ettiklerimiz, milletin milletin eğitimini, sosyal sorunlarını çözmesini istediğimiz iktidarlar eğer boşluk bırakıyorsa, işte o boşluktan sağduyulu milleti rahatsız edecek olan sağduyulu, iyi niyetli, sabırlı vatandaşımızın sabrını taşıracak kadar anarşi, asayişsizlik doğarsa orada kaos olur. Ama burada benim yine bir haksızlık var. Yani burada her boşlukta, yani güvenlik güçlerinin bıraktığı her boşluğu tırnak içinde belirttiğiniz sağduyu millet, yani şiddetle mi, silahla mı, taşkınlıkla mı dolduracak? Ben diyorum ki tepkinizi koyun. Yani toplumu bu kadar tepkisiz hale getirmenin de bir anlamı var mı? Yani diyorsunuz ki topluma, sizin bayrağınıza saldırılsın, susun. Sizin sokaklarınızda yürünemez hale gelsin ama hiçbir tepki koymayın. Tepki dediğimiz illa silaha sarılmak değil. İşin peki, başında tepki, ne dedim? Tepkiyi evet açalım. İşin başında yani ne silah... söyledim? Şiddete, şiddete her halükarda karşı çıkacak. Şiddet metod olarak benimseyen her siyasete, her organizasyona, her harekete tepki koyacak bir anlayışı kutsuyorum. Güzel. Şimdi burada belki dışındaki... de bu tanımı çok netleştirmek lazım Sayın Yazıcıoğlu. Çünkü tepki koyalım dediğiniz zaman bu tepki sözcüğü çok farklı anlaşılabilir kimi kitleler tarafından. Yani gençler tarafından, değil mi? Silaha ya da şiddete meyilli kitleler tarafından. Belki tepki koymak farklı şekillerde de olabilir. Yani protestolarla olabilir, dilekçelerle olabilir, yayınlarla olabilir, programlarla olabilir. Bir kamuoyu oluşturmakla olabilir, kitleleri aydınlatmakla olabilir. Yani tepkilerin farklı yolları da olmalı. Öyle değil mi? Bütün bunların hepsini içeriyor ve diyorum ki bakınız, son zamanlarda Kürt sorunu kavramıyla birlikte macun tüpünden çıkartıldı ve Türkiye'nin sokaklarına boca edildi diyorum. Bu Abdullah Öcalan'ın bundan 6-7 ay önce avukatları vasıtasıyla dışarıya göndermiş olduğu bilgilerden de bunu görüyorsunuz. Orada diyor ki Kürt sorununu bugünlerde siyasallaştırmalıyız. Bazı Türk aydınları da işin içine katmalıyız diyor. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde 3 Ekim öncesinde bunu yapmamız
çok önemlidir diyor. Irak'ın kuzeyindeki yeni yapılanmada dikkate alındığında bu fırsatı kaçırırsak aptallık olur diyor. Ve bu çerçeve içerisinde yeni talimatlar veriyor. Tam bu talimatlara paralel olarak ne oluyor? Türkiye'de Kürt sorunu diye bir kavram geliştiriliyor. Kürt sorunu kavramıyla birlikte Kürtler sanki terörün tabii uzantısı gibi ya da terörle Kürt vatandaşlarımız birlikte bir sorunmuş gibi Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Türkiye'de Kürtler sorun değildir. Türkiye'de PKK sorundur. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK Kürtlerin menfaatlerini savunan bir hareket değildir. Eğer bugün Güneydoğu'da yaylalarda kuzular meleşmiyorsa, eğer tarlalar susuz kalmışsa, eğer GAP projesi öksüz bırakılmışsa, eğer Güneydoğu'da yatırım yoksa, üretim yoksa, işsizlik var, göç varsa ve Güneydoğulu insan, çocuklar tinercilikle ve kapkaççılıkla özdeş hale getirilmişse bunun sorumlusu terördür. Terörün sorumlusu da PKK'dır. Şimdi benim burada karşı çıktığım PKK'dır.